Merhaba. Bugün limon reçeli yapıyoruz. Prensip olarak portakal reçeli ile aynı. Sağ üst köşeye portakal reçeli tarifinde bırakmış olacağım. Açıklamalar kısmına da malzeme listesini ekleyeceğim. Dış zarını ince bir biçimde törpülüyoruz. Çok fazla törpülemiyoruz çünkü kokusunun, aromasının gitmesini istemiyoruz. Daha sonra ben tek su kaynattım ama acılığına göre siz 2 su, 3 su kaynatabilirsiniz. Dediğim gibi narenciye reçelleri Mart ayının sonunda, Nisan ayının başında, yani zamanı geçmeye yakın yapılır. Çünkü kabuk bu dönemde tatlanır. Benim bu reçelde tek su kaynatmam yeterli oldu. Bu şekilde tüm tüm kaynattım. Daha sonrasında istediğiniz küçüklüğe göre dilimleyebilirsiniz. Şerbeti içinde 3 bardak su, 3 bardak şeker kullandım. Yani birebir ölçü. Şerbeti 15-20 dakika kaynattıktan sonra limonları ekleyeceğiz. Yani şerbetiniz kaynama aşamasındayken siz limonları dilimleyebilirsiniz. İri iri olabilir, küçük küçük olabilir. İçini de tamamen kullandım. Ekşi bir reçel oluyor. Bizim damak tadımıza çok yatkın çünkü biz seviyoruz. Ben irili ufaklı parçalamayı uygun gördüm. Sizin keyfinize göre değişir. Limon çekirdeklerini içine karıştırmamaya özen gösterin. Daha sonra reçeli kaynatmaya geçiyoruz. Şerbet 15-20 dakika kaynadıktan sonra atıyoruz ve beklemeye başlıyoruz. Reçelin olduğunu nasıl anlayacağız? Şerbetiniz, yani reçeliniz iri iri gözler halinde kaynamaya başladığında olup olmadığını anlayabilirsiniz. Yine de eski çay tabağı soğutma taktiğiyle reçelden bir parça alıp bakarak şerbetin olup olmadığını anlayabilirsiniz. Denenmiş tarif asla bozulma ve şekerleme yapmıyor. Sıcak sıcak ben döktüm ve çevirdim bu şekilde. Bu da ertesi günkü dinlenmiş hali. Kıvam görmeniz için bir gün beklettikten sonra çektim bunu. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.